Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılında en çok oy alan 10 erkek parfümünden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki olarak L'Homme d'Or Extreme Guerlain markasına ait. Hemen bakalım buradan, çünkü bunların denemelerini daha sonra yapacağız. Şu anda analizlerini, en fazla hangi alanda oy aldıklarına bakacağız. Ve daha sonrasında da değerlendireceğiz ve yorumlarımızı katacağız. Ve başlıyoruz. Kış için ideal %100 oy almış. Sonbahar %100 oy almış. Gece kullanımına %100 oy almış. Daha sonra ilkbaharda %60 gibi oyu var. Ve gün içerisinde kullanım için ise yüzde aşağı yukarı yine 60-70 arasında bir oy almış. Sevmek faktörü çok önemli. 2020 yılına çıkan bir parfüm olduğunda burada not düşüyorum. Çünkü genel itibariyle parfümlerin çoğu 2020 yılında çıkmış, birinci olanların. Hatta 2020 veya 2019 olarak baz alınıyor. Top notta badem, pembe biber, bergamot. Bu üçü var. Middle note bölümünde ise erik, tarçın, kedi otu. Ve base kısımda tütün, deri, paçuli, sedir. Bu parfümde şunu görebiliyoruz. Şimdi badem, pembe biber. Pembe biber tatlı bir baharat kokusu sağlar. Bergamotla biraz daha bu freshleşebilir. Biraz daha böyle uçuculuk ve keskinliğe yükselir. Badem bu tatlı notu oluşturuyor. Arkasından diri ve tütün. Evet, aynı şekilde paçuli, sedir bu base kısmında ama bitiş kısmında. Yani bu demek oluyor ki aslında parfümümüz çok kalıcı, çok etkili bir parfüm. Fakat şöyle baz alabiliriz bunu. Yaş itibariyle 19, 18, 17, 16 yaşları için çok tavsiye etmiyorum. Niye? Biraz olgun kokabilirsiniz o yaşlardayken. Biraz daha eski kalabilir sizin üzerinizde diye düşünüyorum. Çünkü yoğun bir parfüm. Etkisi çok iyi ki zaten gördüğünüz üzere oylarda silaj ve kalıcılık konusunda çok iyi bir oy almış. Hatta 10. aydan, yani 2020'nin 10. ayından sonra bir artış sağlayıp 12. ayına çok fazla bir satışa da ulaşan bir parfüm. Bu da demek oluyor ki tutulan bir parfüm, beğenilen bir parfüm. Ve son olarak da parfüm için, bu parfümü kullanan kişiler hangi parfümleri beğenirler kısmında geldiğimiz zaman, yine Guerlain L'Homme d'Or normal versiyonu. Christian Dior. Niye? Diorum Intense. Yani bu şekilde bir liste verilmiş. Bu da parfümü kullanıp ve aynı zamanda diğer ikinci, üçüncü parfümleri hangilerini çok seviyorsanız oyunda değerlendirerek, bunları baz alarak oluşturulan bir liste bu. Ve ikinci parfümümüze geçiyoruz. İkinci parfümümüz Jean Paul Gaultier La Male. Black versiyonu, şişe olarak black bir şişe yani. Kış için, sonbahar için ve gece için çok fazla oy almış. %100'lük oyda. İlkbahar için %70'lik bir oy diliminde ve gün içerisinde yine %60'lık bir diliminde. Yani bu demek oluyor ki yazın sıcak havalarda, basık havalar dışında her zaman bu parfümü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde 2020 yılına çıkan bir parfüm. Ve parfümde şöyle bir durum var. Top notta kakule, middle'da lavanta ve iris. Base kısmında vanilya, oryantal notalar ve odun notaları var. Oryantal kısmı, odun kısmında anlayabiliyoruz odun notalar. Oryantal ne demek? Oryantal biraz daha arabik baharatlar diye baz alabiliriz. Yani yoğun baharatlar diye baz aldım. Hani bir biber gibi değil. Hani biraz daha farklı, daha yoğun bir kullandığınızda hani böyle etkisinin daha ağır olan baharatlar vardır ya, yediğinizde işte derler yani insan teri de çıkıyor vücuttan diye. Aynı o şekilde hani yoğunluğu, vücuttaki dengeyi daha iyi değiştirecek bir yoğunluğa sahip olan baharatlar var. Onlarla oryantalleştiriliyor. Ve bu parfümün şöyle bir olumsuz yönü var. Bu parfüm Ocak ayında çıkmış. Ocak ayından Şubat ayına kadar ciddi bir artış sağlamış. Daha sonra ilkbaharla beraber parfüm tamamen durmuş durumdan. Çok satışları çok ciddi bir düşüş sağlamış ve sonbaharda bir artış sağlarken 11. aydan sonra düşmeye başladı satışları. Silaj olarak çok çok yüksek bir silaj, yani yayılım almış.
Aynı zamanda kuvvetli bir kalıcılığa sahip olan performansla birlikte yine de ben oyların çok düşük olduğunu düşünüyorum. Hani veya tutulmamasının sebebinin şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Benzer parfümlere baktığımız zaman genelde hep Jean Paul Gaultier. Yani farklı bir parfüm yok. Yani çünkü kendi skalasında Chanel gibi davranmaya çalışmışlar. Ondan kaynaklı bir durum söz konusu. Ve üçüncü parfüm. Üçüncü parfümümüzden ben neymiş? Tom Ford B. Dior. Bu parfüm için ne diyebiliriz diye bakalım hemen. Bu parfüm için 4 mevsim kullanabileceğiniz bir parfüm. Yani şöyle söyleyeyim. Kış için en az %50 almış. İlkbahar %100, yaz %50, sonbahar %80, gün içerisinde %100, gece %50. Yani hiç böyle %10'luk 20'lik diğer parfümler gibi dilime gelmemiş. Yani 4 mevsim kullanabilirsiniz. Sadece bunun sprey sayısını size ayarlamanız gerekiyor. Çünkü ağır kalmaz, sizi yormaz, etrafınızı yormaz, kötü bir hissiyat oluşturmaz. Onun gibi notalarına bakalım. Lavanta ve lavanta özü iki farklı şekilde etkilenerek bunun tatlısında bulunmuş. Yani kokumuz direkt lavanta başlangıcında sadece. Arkasından biberiye, meşe suyu, nane, fesleğen, sardunya. Bunların etkileri bir çok daha iyi ve daha sonra paçalı ve kehribarla devam edilmiş. Bu parfümde kalıcılık ve silaj bakımından oylara baktığımız zaman iyi bir kalıcılık ve silaj yakalamışlar. Zaten Tom Ford olduğu için bu konuşmamızda bizim asla olmadı. Benim de olmadı. Fakat şöyle bir durum var. Tom Ford'un bugüne kadar yaptığı parfümlerin çoğu herkesin beğenip beğenemeyeceği emin olunamayan parfümler. Şimdi Tobacco Vanille güzel, hoş, rahat parfüm ama çok az da olsa bazı insanlara ters tepebiliyor. Black Orchid. Ama Black Orchid'i herkes sevmiyor. Ağır geliyor. Tuscanlator. Çok ağır gelebiliyor. Ama bu parfümü bence herkes rahat rahat kullanabilecek. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Çünkü etkisi çok iyi. Tamamen erkek parfümü bu arada. Hani unisex parfümde Tom Ford yani unisex parfüm çıkartır. Tamamen erkek parfümü baz alınıyor. Ve bu parfümü kullanan kişiler hangi parfümleri seviyorlar kısmına geldiğimiz zaman burada bize bir farklılık geliyor. Niye? Çünkü bugüne kadar gördüğümüz, yani az önce saydığım ve kadın parfümlerini saydığımda ne olmuştu? Her marka kendi içerisinde işte muadil ürün üretir gibi parfüm yapıyordu. Tom Ford bunu yapmamış. Tom Ford bundan sonraki ikinci, hani bunu beğenen kişinin beğenince ilk üç parfümü söyleyeyim size. Tamam, ilgi Tom Ford, Woodwood. Çünkü o da odunsu koku olduğu için, benzer sağladığı için direkt olarak o tercih edilmiş. Ama ikinci geldiği zaman Christian Dior. Üçüncü geldiği zaman Creed Aventus. Yani demek oluyor ki hatta Hermes. Bunlar da var. Hani dolayısıyla ve devam eden parfümlerde Giorgio Armani bile var. Yani düşünün ki Profumo bu arada. Hani şey gerçekten yani farklılık yapıyorlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Muadil üretmek basittir. Bir tane parfüm tutturursun. Onun türevlerini yaparsın. İçerisinde ben ham madde sayısının fazla olmasını isterim. Niye derseniz maliyeti artıran bir şeydir ham madde. Maliyetten kaçar firmalar genelde. Ama bu kaliteyi de artırır. Hani iki tane madde koydum. Ben bu tarz yaptım. Bu bir design. Yok öyle bir şey. Kalite yapacaksın sen. Bana kalite sunman lazım. Risk almıyorsun. İki tane karıştırıp minimum reaksiyonu ben de kurtarırım malzemeyi ama mevzu reaksiyon sayısını artırarak daha fazla öznel bir ürüne gitmek. Nesnelleştirmek basit de bu işler zaten. Ve üçüncü mü parfümümüz? Dördüncü parfümümüz. Çok yavaş kaldı bende. Giorgio Armani Acqua Gio Profondo. Bu da bu sene çıktı. Yine deniz notalarıyla etkili parfüm ama bunda şöyle bir Profumo hakkında şöyle bir durum söz konusu. Profumo'da deniz notası sadece bir tane vardı. Bunda deniz notaları ve su notaları var. Yani fresh katmanı biraz daha yüksek. Etkisi biraz daha iyi olacak. Bergamot ve yeşil mandalina ile ne yapacak? Siz daha fresh karşılayacak. Daha sonra biberiye, selvi, lavanta, misk ile devam ediyor. Ve patchouli, misk, kehribarla ve mineral notaları var burada. Mineral notaları neden var bunda?
Şöyle bir şey var burada. Mineral notalar dediği şey aslında bir en baştaki deniz notası diyorlar ya. Deniz notasındaki alacağınız o tuzlu su kokusu var ya. Onun desteklenip daha çok öne çıkması ve sizin onu kokladığınızda kendinizi plajda, sahilde ferah, fresh bir yerde hissetmenizi sağlamak amaçlı yapılan bir şey. Ki mantıklı bir hareket olmuş bence. 2028. aydan sonra çok ciddi bir satış rakamlarına ulaşmış bir parfüm ve kalıcı konusunda da muazzam olmasa da çok yüksek oylar alan bir parfüm. Aynı zamanda silaj olarak da muazzam olmasa da yüksek bir silaja ulaşmış bir parfüm. Bu parfüm beğenenler hangi parfüm beğenirler diye bakalım mı? Profumo versiyonu yine kendisinin. Christian Dior Savaş versiyonu. Ve Yves Saint Laurent. Hemen Moschino. Moschino'ya geliyoruz. Moschino. Toy Boy. Şimdi bu parfüm siyah bir oyuncak bebek ayıcık form şişesinde. Yine aynı şekilde 2019'da çıkmış parfüm. Bu da demek oluyor ki son zamanlarda çıkan parfümler listenin başında kalıyor. Neden böyle oluyor derseniz benim fikrim firmalar bir kitleleri var sonuçta. Fragrantica üzerinden gerekli oylamaları artırarak son çıkan parfümlerini biraz daha pazarda öne çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bence. Satışlarına etkilemeleri biraz zor. Ve hemen bakalım kış, ilkbahar, sonbahar, günçi, gece. Bunların hepsi mükemmel oy almış. Sadece yazda %50'lik bir oy kalmış. Çok etkili parfüm. Kalite diyebiliriz parfüm için. Niye derseniz. İçerisinde çok fazla etkili ürün var. Pembe biber, Endonezya, Hindistan cevizi, armut, elemi, bergamotla giriş yapıyorlar. Daha sonra gül, manolya, karanfil, keten devam ediyor. Milanot'ta ve base'de Haiti, vetiver, kaşmir, kehribar, sandal ağacı şeklinde devam ediyor. Ve bir içerisinde ürün daha var. Bunu hemen bakalım. Bunda içerisindeki o kehribar var demiştik ya. Yani pardon. İçerisindeki amber var demiştik ya. Hani o amberin etkisini artıracak hamatlar kullanılmış içerisinde ki amber yayılımı biraz daha yoğunluğunu hissettirsin. Kendisini daha öne çıkarsın dan kaynaklı. Son zamanlarda satışta çok iyi artan, kalıcılıkları gerçekten çok iyi olan parfümmüş. Ve silaj olarak da yüksek oylardan birini almış. Ve son olarak neye bakıyoruz? Son olarak değil daha 2, 4, 5 parfümümüz daha varmış arkadaşlar. Beni böyle karıştırmayın biraz. Ve 5'in 6. 2, 4, 6. parfümümüz. 6. parfümümüz Montblanc Explorer. Ben bu parfümü kokladığımda bana odun sudan çok biraz yoğun parfüm gelmişti. Etkisi olarak da biraz daha kendim ben bunu şey belirtmiştim. Creed Aventus'a çok benzetmiştim. Çünkü etki olarak biraz daha benziyor. Zaten Creed Aventus'un çok tutulduğu için, iş serisinde olduğu için çok fazla türevlerini yapmaya çalışıyorlar. Bunların birisi nişane yapmıştı diye hatırlıyorum. Sanki Hacivat ve Karagöz'ün birisi Creed'in muadili gibi bir hissiyata sahip. Etkisi biraz daha böyle yani. Ve bakalım hemen ilkbahar ya sonbahar gece gün mükemmel oy almış. Kış için %30'luk 40'lık bir oy almış aşağı yukarı. Bu da kış için biraz daha fıs sayısını artırarak kullanırsanız emin olun etkisini göreceksiniz ve gerçekten kaliteli bir parfüm. 2019'da çıkan parfüm. Tarot'ta ne varmış? Hemen bakıyorum. Bergamot, pembe biber ve Clarisse işte bir çiçek. Daha sonra Haiti vetiveri deri olarak devam ediyor. Bu da demek oluyor ki parfümümüz kalır zaten otomatik olarak. Çünkü derinin girdiği parfüm kalıcı olma ihtimali yok neredeyse. Ambroxan, Endonezya patchouli yaprağı, kakao kabuğu. Burada kakao kabuğunun tatlandıran bir Ambroxan görüyorum. Daha sonrasında etkisini biraz daha kalıcılığını sağlayacak parfüm olarak görüyorum.
Silaj olarak muazzam olmasa da iyi bir oya sahip olmuş ama kalıcılıkları fena değil, çok yüksek değil ama yine de ortalamanın çok çok üzerinde parfüm. Yine benim fikrim gibi olmuş burada da. Crit Avenger'a benzeten bu parfümü 951 kişi olmuş. Bu siteyi üye olanlar içerisinde sadece. Yani aşağı yukarı site üye olanların muhtemelen %40'ı okey vermiş yani buna. Ve benzeri parfümler kısmına bakıyorum hemen sizin için. Acqua Gio Profumo, Giorgio Armani, Christian Dior Savage bu parfümlere, Crit Aventus, Hermes bunlara benzeyen parfümmüş. Ve diğer bir parfümümüz Interlude Black Iris. Among parfüm. Bunun da yani sıralaması fena değil. İyi bir sıralamada ki zaten çıkış süresi de yine 2020 yani 1 yıllık bir parfüm aslında. Kış için yüksek boy almış. Sonbahar gece için yüksek boy almış. Gün için de zayıf boy almış. Yaz için bayağı zayıf boy almış. Ve ilkbahar için yine zayıf bir boy almış. Bu da demek oluyor ki biraz boğucu bir parfüm olabilir sıcak havalarda gün içerisinde. Gün içerisinde biraz yüksek bir oyalmış olsaydı yaz için fıstığınızı azaltabilirsiniz derdim. Ama değil. Yani bu da işi biraz değiştiriyor. Şimdi hemen içeriklerine bakacağım. İçeriklerinde menekşe yaprağı, biberiye, bergamotla giriş yapıyor. Daha sonrasında kerba, vanilya, lambadum, myrrhite, olimba gibi hemen kontrollerini yapalım. Nedir ne değildir diye. Yani içerisinde çok fazla sentetik olmakla birlikte biraz daha muadil destek ürünleri var. Bu zaten parfüm asılı etkisinin artmasını sağlayanlardan bir tanesi de bu. Daha sonra deri, agarwood, sandal ağacı, patchouli, sedir şeklinde devam ediyor. Şimdi içerisinde 3 tane farklı sentetik etkili ama kaliteli bir sentetik olan maddeler var. Bunların etkisinin sebebi parfümdeki normal parfümün bir tane veya en fazla iki tane kullanılır. 3 tane kullanılması parfümü direkt olarak öne çıkartan bir durum ve farklılaştıran bir durum. Ama bunları kullanmak demek kolaylık değil, aksine zorluk. Çünkü reaksiyonlar biraz daha fazla değiştiği için yani, o ara skalayı yakalamak çok zordur. Bu değerlerle parfüm oluşturabilmek gerçekten çok zor bir şey ve silaj kalıcı olarak da mükemmel bir oy almış. Aynı zamanda ama işte dediğim gibi bunda da aynı durum söz konusu. Benzer parfümlere baktığımız zaman yine kendi serisindeki parfümler karşımıza çıkıyor. Bu da demek oluyor ki belli bir dizayn oluşturmuşlar. Çok güzel bir parfüm oluşturmuşlar. Bu da güzel bir şey ama çok fazla risk almadan aynı parfümler arasında türevlendirmeler yöntemleriyle farklılaştırmaya çalışmışlar. Ama tutumları gerçekten mantıklı. Diğer bir parfümümüz, 8. parfüm olan Cartier Paşa parfümü. Bu parfümü odun, su, kehribar bir etkisi olduğunu biliyorum. 2020 yılında çıkmış. Hemen ilk önce, içeriğinden önce kış, sonbahar, gece, gün içerisinde yüksek bir oy almış. İlkbaharda yine orta bir ama yaz için çok zayıf bir oy almış. Bu da boğuculuk yönünden biraz daha odun su veya dediğim gibi işte kehribar sıcak baharatların yaza etkisi biraz daha fazla olacaktır. Hemen içeriklerine bakıyorum. Çok fazla bir içeriği yok. Tek sadece notalı bir şekilde bitirmişler parfümü. Sandal ağacı, likör, balzam ve köklüler, ton kapasitesi, benzonin, endonezi, patchouli yaprağı, lambadum şeklinde başlamışlar. Burada iki tane sentetik madde görüyorum ben burada. Bunların etkisi diğer parfümlerin yani diğer ham maddelerin yoğunlaşmasını sağlıyor aynı şekilde. Satışları çok iyi artmış. 2020 11. ayından sonraki özellikle çok fazla artış yapmış. Kalıcılık olarak çok yüksek bir kalıcılığa sahip olmasıyla beraber silaj olarak biraz daha zayıf kalmış. Bu yayılımın biraz daha düşük olduğunu gösteriyor. Yaz için boğucu bir parfüm olduğu söylenen parfüm olduğu halde silajının bu kadar düşük olması da biraz değişik bir durum söz konusu. Bunu denemek gerekiyor bence. Ve son iki parfümden bir tanesi. 9. parfümümüz Christian Dior Savage. Bununla ilgili videomuz zaten var. Gerçekten çok etkili, iyi parfüm. Hatta benim denemelerim ve birkaç kişiye bunu gönderip denetme sonucunda
neydi? İç piyasa bir tane marka vardı. Unuttum. Enigma'da bir tane parfümleri vardı. Onun mesela Enigma şey Savage'ın muadili bir parfüm. Klon bir parfüm aslında. Ama şu anda Türkiye'nin iç piyasasında satılan parfüm de adını hatırlayamıyorum. Hem buna bakalım. Bunda kış, sonbahar, ilkbahar, yaz. Yaz %50 tam, diğerleri tam not almış. Parfüm gerçekten güzel parfüm. 4 mevsim kullanabilecek parfüm olduğunu düşünüyorum. Ben bergamot, mandalina, elemi, sandal ağacı ve en sonunda ton kafasesi vanilin şeklinde devam ediyor. Bu da parfümü hem kalıcı hem sıkmayan hem de etkili olduğunu gösteriyor. Kalıcılık olarak yüksek bir oy almış. Silaj olarak da ortanın biraz daha üzerine bir oyu var. Sonuçta niş parfüm değil ama gerçekten güzel bir etkili parfüm olduğunu düşünüyorum ben. Ve son parfümümüz By Kilian'ın Angel's Share parfümü. Bu parfüm hemen değerlendirelim şöyle. Kış için, sonbahar için ve gece için yüksek oy almış. Yaz ilkbahar için çok düşük. %5 veya 10'luk bir dilime girmiş. Gün içerisinde %50 bir dilime girmiş. Bu da parfümün yoğun olduğunu gösteriyor. İlk başlangıcında konyak, base şey, middle kısmında tarçın, ton fasulyesi, meşe ve middle kısmında pralin, vanilya, sandal ağacı var. Konyaktan tatlılık alıyordur. Daha sonra baharatla, tarçın, ton fasulyesi şeklinde bir etkili o tatlılık muhtemelen baharat tatlılık böyle biraz daha çikolata değil de farklı bir böyle krema, sert krema şeklinde bir yoğunlukla beraber meşeyle beraber tabii aynı zamanda biraz daha çekici bir koku oluşturacağını düşünüyorum. Daha sonra pralin ve vanilya sandal ağacı var. Burada pralin vanilya zaten ikisi de gurme. Vanilya normal vanilya kokusu birebir neredeyse aynısı. Kıvamı da neredeyse aynısı. Hammadde olarak. Pralin de gurme bir nota yani bir hammadde. Böyle tatlı, şekerli, pastacı havası veren bir hammadde. Bu da etkiyi biraz daha değiştiriyor ve yine yumuşak kalıcı hissiyatla beraber etkisi yüksek olan bir ürün. Hemen bakalım. Uzun ömürlü olarak çok iyi bir oy almış. Silaj olarak da ortanın üzerinde bir oy almış ama satışları konusunda ve sevilen yani insanlar ben bu parfümü seviyorum kısmında oy aldığında 8. aydan sonra 12.ye kadar hiç inmeyen bir piki var. Devamlı yüksek bir pik vermiş. Bu da demek oluyor ki insanlar parfüme bayılıyorlar. Yani en azından insanlara çekici kılıyor diyebileceğiniz parfüm. Benzer parfümlerine bakarsak da bizi bambaşka bir yere gönderdi. Bir tanesi Tom Ford Tobacco Vanille. Diğer ise Baccarat Rouge 540. Yani bu demek oluyor ki tatlı parfüm. Evet çünkü Tobacco Vanille de biraz daha etkili tatlı parfüm. Biraz da odunsuya kadar tatlı parfüm. Baccarat direkt Ambroxan etkisiyle beraber tatlanan bir parfüm. Yani bunun ikisi de etkisi olarak çok iyi parfüm. Erkek parfümlerimizde 2020 yılının en sevilen erkek parfümlerinin 10 tanesini saydık. Daha fazlası Fragrantica sayfasında var. Oradan bakabilirsiniz. Biz sadece ilk 10'una baktık. Yani devamına baktık ama video yapmak biraz o konuda mantıklı değil zaten. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Yeniniz güzel geçer inşallah.